bu alemin sahibi kimdir? Bu alem niçin yaratılmıştır? İnsanın vazifesi nedir? Bu aleme niçin gelmiştir? Ve nereye gidecektir? Akıl ile çözülmesi mümkün olmayan bu soruların, bu alemi yaratan ve bir vazifeyle insanı bu aleme gönderen zat tarafından bildirilmemesi elbette düşünülemez. Zira o zaman insanın yaratılmasının bir manası olmayacağı gibi, alemin yaratılmasının da bir manası olmazdı. İşte Allah her asırda birçok peygamberiyle ve onlara indirdiği kitaplarla yaratılışın gayesini bildirmiş ve insanın başıboş bırakılmadığını haber vermiştir. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbike allazi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا İşte bu ayetler Kur'an'ın ilk inen ayetleridir. Ve bundan 1400 yıl önce son peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemle kıyamete kadar gelecek olan tüm insanlığa gönderilmiş son kitaptır. Kur'an'ın Allah kelamı olduğu hususunda hiçbir şüphe yoktur. Fakat asrımızın en büyük cehaleti Kur'an'ı hakkıyla tanıyamamak ve ondaki hakikatlere lakayt kalmaktır. İşte bundan istifade etmeye çalışan küfür ve inkar, çeşitli hilelerle müminlerin kalplerine şüpheler atmakta, hatta ne acıdır ki
bir kısmını kandırmaktadır. Allah, onların Kur'an hakkındaki tüm hilelerini boşa çıkaracağını, onu biz indirdik ve elbette biz koruyacağız ayetiyle bildirmiştir. Evet, onlar Kur'an'a hiçbir şey yapamayacaklardır. Ama görünüyor ki, Kur'an'ı hakkıyla tanıyamayan Müslümanlara çok şey yapacaklardır. Maksadımız, Kur'an'ın sönmez ve söndürülmez bir nur olduğunu ispat etmek, Kur'an güneşinin üflemekle söndürülemeyeceğini göstermek, bu konuda ortaya atılan şüpheleri yok etmek ve bu sayede müminlerin Kur'an'a olan imanlarının artmasına vesile olmaktır. Şimdi Kur'an'ın Allah'ın kitabı ve onun ezeli kelamı olduğunu 2 kere 2 4 eder derecesinde ispat edecek delillere geçiyoruz.